fizyolojik bir soru. Recep Tayyip Erdoğan 14 Kasım 2016'da dünyanın en büyük sarayın en büyük salonunda düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı konferansında "Ben bir çobanım, siz güttüğüm rayasısınız" demişti. Birkaç tane videomda onu bulabilirsiniz. Başkalarının da sitelerinde bulabilirsiniz. Tarihini verdim. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı konferansında resmen peygambere iftira etti. Hem de Kur'an'da net bir ayetle "Ra'ina demeyiniz, bizi çoban güt demeyiniz, bize insan gibi baktan zurna. Fela tekulu ra'ina", yani Yahudi ve Hristiyan hahamları ve papazları gibi, bize işte çoban, onların güttüğü hayvanlar gibi, dini rayalar gibi, "Ey işte papaz, ey işte haham, bizi hayvan gibi güt demeyiniz, çoban bize çoban ol demeyiniz, insan gibi bize bak" deyin. Kur'an'ın emri. Tam bununla çelişen bir hadis var. Diyor ki, "Hepiniz raisiniz, hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz hayvanlardan sorumlusunuz." Ve bu da kendisi baş çoban, kendisi artık güdülmüyor. Halkın hepsi "benim rayam" dedi. Türkiye halkı onurlu olsaydı, muhalefet aklı başında onurlu olsaydı, o anda sokaklara çıkardı. Sen kim oluyorsun da bize hayvan diyorsun, güttüğün hayvanlar olarak görüyorsun? Sen bizim verdiğimiz oylarla, bizim verdiğimiz vergilerle maaş alan birisisin. Defol, in, istifa et veya bizden özür dile demeniz lazımdı. Ama bu onuru göstermedi Türkiye. Ve orada yani bütün televizyon, en büyük televizyon kanalları orada, dünyanın gözü önünde dedi ki, "Ben bir çobanım. Siz güttüğüm rayamsınız." Şimdi Recep TV kanallarında canlı yayınlanan o konuşmasında çobanlığı ilan ettiği vakit "ve me ve mö" diye sesler çıkaran bu adam nasıl oldu da şimdi "u" diye sesler çıkarıyor? Evet.